Arkadaşlar Fatih Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu sabah da köydeyiz. Hamas Hasan babam şimdi koyunları salacak. Evet, uzun zamandır videosunu çekememiştim. Sarımsaktan dolayı. Ya Allah, bismillah. Dur. Hey. Var ben kızım, var ben. Şamsiye ver dedin ya kız. Ana, şamsiyesi nerede bu ama? Dur oğlum, dur. Sabah erken saatlerde salıya oynarım bu. Sıcağa kalmayayım diye. Arkasını saldı, yanına koydum. Tamam baba. Buradan da buzağlar bağırıyor. Net yanı buldun mu şemsiyeyi? Buldum da sapı kapmış. Eyvah. Var mı kızım, var mı? Varsa cıbışla böyle. Fatih işte koyun. Dur salacağım onu. Var mı kızım, var mı? Evet, daha doğru, yavaş yavaş sarıyor artık babam. Ufak kuzula vardı. Onlar da katmış arkadaşlar. Büyüyeni salıyoruz. Hacı emmi saldı mı ki koyunlarını? Ne yanı? Uyandı da yinem, oyandı da yinem. İki başında da ana, oyandı ana. Acemin bir şey gibi, fazla mezarlığı. Hacı emmi görünmüyor basa. Hacı emmi! Ne ediyorsun? Babam saldı gidiyor hadi. Afiyet olsun. Çorba içeceğim diye. Bakıyor basa oradan. Geç kaldın, geç.
Evet, çabuk ol. Ekmek yiyor lan, ne? Tam yoldan çıkıyor bak. Hani Hacı Emmi çorba içiyor diye. Bak lan kare resim çekiyor. Dur lan. Yok, resim çekmiyorum, video çekiyorum. Biz böyle yaşıyoruz işte bak. Öyle yaşıyoruz. Günaydın Fidan teyze. Aaa kızakçı. İyi geçmişsin, şaşırdık ne edeceğimiz. Hiç onu koyunlar. Harbi sarılıyor bir kere, bana bir daha yok. Onun işi koyunlar. O uçtu gidiyor basa. İşte böyle bak, görüyor musun? Neyse gideyim ben biraz çekeyim koyunları. Görüşürüz, hadi afiyet olsun. Eyvallah, sağ olasın. Küçük kuzularımız burada. Evet, koyunlar şu anda sallıvam yayılmaya başladılar. Evet arkadaşlar, şu anda Amasya Zambulam koyunları saldı ve biraz sohbet edelim. Bu be, ne ettin bakalım, şemsiyeni neyi almışsın yanına? Şemsiyenin sapı kırıldı be. Azı şemsiyeni. Sapını ne ettin diye. Yedim şemsiyenin sapını. O koca şeyi nereye yedin diye. Allah'ım yarabbim ya. Neyse, alırız sana yeni şemsiye. Ya sorun yenisi değil. Ben sırtıma sokamıyorum. O değnek takılıveriyor bir yere ya. Mahsul kırdım ya. Böyle sırtıma sokuveriyor tüfek gibi. Basta azığı her şeyin yanında değil mi? Azık azık da helva var. Üzüm leblebi var. İyi işte bu, kendine bak. Ya ama. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Boyunun alırsa yiyorsun. Boyunun alması yiyemez. Değil mi? Tabii. Evet, doğru bir cevap. Alacağım Fatih. Evet baba, baksa erkenden. Geçi davarını ıçacakta sağsan o karnı doymayınca yatmaz. Ama bu koyun ıçacağı gördü mü çürük domates gibi bir yere doluyor. Durmaz canım sıcakta. Çürük domatese benzer bu. Bu iyi. Tehlike şey bu. Bunu çoluk o çocuk inandım dersen sopa yeleğinden atarsın. Sulama zamanını, salma zamanını bilemesen sopayı da attırır, sağ ipini de attırır. Evet. Ama hak etmesini bilirsen ekmek yedirir.
Kolay değil bu, ince iş bu. Koyun işi biraz keçi davarına benzemiyor. Keçi davarını saat kaçta salarsan sal mesela, ya o doyurur. Salarsın, keçi dağdan yırtamışlar mesela. Ama bu hazırcı bu. Bunu kışın tabii biraz zahmet oluyor. Diğer yüzü kar yağdı buna ve zahreyi ve zahreyi. Boyunu üç öğün zahre verecek. Öyle. Gidireceksin. Gidemesen bağırıyor aşağıda. Deyip bağırıyorlar. Koy. Ne bileyim. Ne edecek? Boyuna gidireceğim bunları. Hey! Evet. Gel. Boyunu sıcak havalarda dikkat etmesin arkadaşlar. Hepsi hasta olur bir anda. Nisan'ın 15'i miydi neydi? Koca koca seslerle şuraya geldim, şuradan dolanıyorsun. Kar yağdı. Ses delime çıkıyor kar. Ovaya battık da kavak mı da evedik. Nisan'ın 15'iydi. Nisan'ın 15'i olsa gerekirdi. Öyle bir şeydi. Mevsim bazen belli olmuyor bu işte. Ya iklim değişikliği. Yani ne olacağı belli olmuyor. Bundan mı? Bunlara ve zahreyi kışın kayığı bin. Kızağa bineceksin yol aşağı. Öyle karda çıkamıyor bunlar. O zaman sen bol bol geziyorsun kayığı. Ana zahreyi ve tüfeği alırım elime tepeler dolaşı gölürüm bir kere. Tabii canım. Evet. Ne ettin? Küçük uzuları da katmışsın. Ya içeride durmadan gezmeseyiz dışarı. İçinde... İkinci kuzu kaç şey kaldı içeride bilmiyorum ki ben. 4-5 tane var herhalde bilmiyorum. 5-6'nın 4-5 tane bir şey ayırdık ya, da. Ya koyun iki kere kuzlaması iyi ya. Koyun tam dirileceği zaman koyunun mehvediyor. Yani iş değil ama bu ne edecek? Ben geçi kutsam da koyun kutsam da iki kere kuzular ne bileyim ne vardı bende. Maşallah bu, sen bu işi yapıyorsun. Bu işi yapıyorsun değil yani. Sulama zamanını, tuz verme zamanını bileceksin. Tabi tuz vermek de çok önemli. Hayvana zamanında. Ya koyun erkenden koça geliyor yine ya. Atladılar. Kostadı koyunu ya. Doğrudur. Kaç, daha ayın kaçı şimdi? Ağustos'un 8'i falan herhalde bilmiyorum ama. 8'im. Hı. Evet. Ağustos dur bakalım. 5 ayda kuzuyor koyun. Çocuk. Çocuk. Ne dedin lan sen? Hiç gelmedin lan çocuk. Çocuk oyuncu, işi gücü oyun çocuğu. Komadı beni deminden, üstüm atlıyor ya. Kendini sevdireceksin diye. Yavrum. Çocuk. Çocuk dişlerine boşver çocuk. Çocuk. Al şapkayı lan. Benim köpeğimi al dediğim aldı ya. Köpeğimi al. Neyi ya? Bıçak bulsa bıçağı da götürdü. O köpeği nerede buluyor? Bundan biraz daha büyük oldu. Bunun işi gücü oyun oynayacağım diye basa bu bana kamera çektim iyi. O benim köpek 5 kilo tuz torbasını der dağa kadar götürdü koyunun usur, davarın usuru ya. O da bambaşkaymış ya o. Ya o bir cinsidi ya. Böyle davarın içine ne bir insan girmedi dokunmadı ama davarın içine ne bir insan girdim şu bacağından bir kere tuttum pervan gibi basıverdi daha ısırmaz adam. Onu rahmetli İsmail Bam da anlattıydı. Germeç'ten bir yerden götürmüşlermişle. Köpeğe. Şey göt dedi ya. Kiyene gelin Ali Bey göt dedi ya. Elimi sabit davar verin dedim. Şu gölbezi bağladım ama kafam sepet gibi. Ben bırakı sardı. Ben bunu sütüne besledim. Öyle bir köpek oldu ki bu. Öyle koyu davarın yanına kurt murt yanaştım artık. Çay attı. Köpeğin nefesi senin silahından evdi. Sen ne kadar gözetliyorsun desen köpek şimdi ne eder? Efe köpek dağı tur eder, kurt komaz, takılı. Hani o köpek yok ki şimdi, hepsi yağcı bunlar. Bunları
esas yaldır. Mecen bulaşık suyu bile çok bunlar. Lan çocuk, sen niye rahat durmuyorsun oğlum ya? Allah Allah, işin gücün oyun ya. Sen niye rahat durmuyorsun oğlum? Gel. Ne oldu diyorsun baba? Bu sene diye. Ya Allah bilir kış olacağını kimse bilemez. Geçen sene pırt çok oldu, kış çok oldu dediler. Bir tek kar düşmedi bu yıl. Allah'ın hikmeti o. Cenab-ı Allah'ın yazısı. Her şey yani. Evet. Anıyor musun? Domuzlardan bir şey ekilmek oluyor bassa. Domuzlardan çok şikayetimiz var arkadaşlar. Mısır falan ektiğimiz zaman mahvediyor tarlaları. Sürüyorlar her yeri. Komyalı bir yer. Her gece bekleyen buranın amma günah mı ki bilmiyorum ki. Her yeri sürüyorla ya. Eskiden geçi de vardı dağda, ona da olmuyorlardı. Şimdi... Ya eskiden alamadan da var çıkardı, çittan da var çıkardı. Kule koyundan da var çıkardı. Herkesin yanında ikişer üçer köpek. Dağda domuz komyalardı ki. Domuzu bilmezdik biz ya. Nereden ne oldu ben... İki üç şey geldi bir kere. Kurnadılar, mundalılar da bunlara çoğaldılar gittiler. Şimdi dağlarda insan olmadığı için de o yüzden ya tabii her yeri eskiden, boş buluyorlar. Eskiden kara sığır güderdi millet. Herkes montofon, hoşteyin, inekle büyüyünce dağda hayvan güden yok eskisi gibi. Anlıyor musun? Simenter hayvanları dağa çıkmıyor. Dağa baksana darak dişi gibi, kendir gibi oldu her yer. Da var yok. O yüzden domuzda da tabii şey yaptılar. Kamp kurar gibi buralara yerleştiler. Kötü şey ya, kötü şey ya. Çok şey bırakmıyorlar ki. Çeket attım dedi bir kere. Domuz işemişmiş orada. Sütük işemişmiş domuz biliyor musun? Lan çeketli bir koku mu sanki geldi. Lan bu çeketli kokuyor diyorum biliyor musun? Yok arkadaş iyileşten de kötü kokuyor çeket. Basıverdim çeketi çayı. Yengi çekedi ya attım çaya ya. Kokudan varılmayacak. Ya şuraya gorgeye çekedi attım. Oy domuz suymuş. Gece nereden bulmuş orayı ya? Ya. Bir ara çayın kenarında oturuyordun sen eskiden değil mi? Gorgeye oturayım dedim. Lan arkadaş kokudan bulmaya çekedi yandı. Basıp edim çekedi çayı. Domuz öyle ya. Ovalarda bir şey bırakmıyor. Muhtarın babası neye gittiydik? Belevacın o ya. Adamın ışığı yanı evin yolunda domuz girmiş. La herif dağın tepesinde dört mısır ekmiş. Girmiş de telin altından 5-6 sıra tel çekmiş adam. O belevacın doğrunda bir çeşme var. Rahmetli Deli Bey dedi ki Hasan dedi şurada bir ekmek yiyelim abi. Neyse tepede orada baktık domuz boyu herifin evinin kapısının önünde ya misire girmiş ya. Geceleyin. Fıkra cıttık yere misir ekmiş camın önünü. Bir de ışık yanıya. Işık da çatır çatır yer mi saçan. O adam ölmüyor ki. Kalksan da tüfeğin de mi yok senin? Yok oradan bir kere patlatsa. Duymamış demek ki geceleyin. Yok ya saat 12 falan 1 falan o 3 mü gari. Adamın tam uyku zamanı. Anlıyor musun?
Köyün içine kadar gelmiş diyorsun yani. Ya köyün içinde yarım kapısının önünde ya mısır ya. Çatır çatır yiyor ya ışıkta ya. Bir kere ışığımı şu amparayı almıyordum. Urardın amma sen onu. Gece be, atayım tüfeği şuna dedim. Ya koyun hepsi uyarı Hasan dedi rahmetlik. Koyun hepsi uyarı şimdi. Tabii canım. Bir şey oldu sana hala. Ya orada Efe yer, serin yer. Tutnağın arkası doyandı. Bela bacıktı ya. Eskiden ta oralara sava gidiyordun de karşılara. Geziyorduk ya biz av değil de. Ya evet. Herifin kapısını da iyi yemişsin ya. Tağlıya ışık atsan yine giriyordun. Işığı eğer az tağlıya girmişsen de adamın birisi misirin bir yanına köpek bağlamış kurt gibi bir yanına yine girmiş domuzun misiri yemiş de geçer. O demek ki hissediyor bu insanın gelmediğini. Ya o adı üstünde domuz ya bu. Sen ne edersen et diyorsun. İstersen korkulu gaz. Dinler mi? Ya domuz aparanı mı? Kamasızdan sohbetleri böyle arkadaşlar işte. Yakıp askere git dedi. Bizim biladerle benim sınırı birbirine katmışlar. Bu olan dedim niye sürdü ki bu tağla yani? Sınırı dedim. Yakıp askere gitti o zaman hani. Evet. Lan arkadaş geçtim öteye çalgıç etmiş. Lan bir gece sizi beklerim dedim ha kafam kızdı. Oğlana demedik laf koymadım öfkelendim. Oğlan oğlanı tutsam genel atıyorsun oğlu kızdım. Sınırı katmış. Yeşe. Ya Yakup çift süregin diye öylesin ki oğlan şimdi. Ya dedim oğlan motorla bu dedim tağlayı niye kattı ki direktörden birbirine. Geçtim öteye. Ama o domuz çok büyüdü bu be. Çalgıç etmiş. Gece neyse saat 1'de geldim ovaya burayı. Ama karanlık zindan gibi. Ortaya da köprü var ya ovanın ortasında. Evet. Beton köprü. Oraya bir kalın kavak var. Oradan geçitleri var, izleri var çamurda. Oraya durdum kavağın dibine. Lan ben öte yandan domuz geçirdikten bir şey kafama kadar gelmiş. Puh dedi bir şey. Anam tüfeğe şöyle çoğurar ki bir kere gördü köprü yukarı dana gibi. Arkasından atacağım zaman böğrünü döndü. Böğrünü dönünce böğrünü bir kere patlattım. Yuğlandı orada. Kirpit çaktım. Gözüm hep karardı. Karanlık odamı. Neyse. Depindi oradan buraya çıktım. Bıraktım geldim gari. Daha dağa çıkmış ölmüş ya. Suyun içine yatmış. Koca çalgıcıymış abi ya. Kaç yaşındaymış tam. Dişlerini götürmüşsün de hani. Ya o dedim zaman kokudan biliye domuz dediniz dedim hani dağla mulla bak abi de. Dedi örüsker on diyandan esmişti senin kokun alamamış dedi. Yani örüsker sen diye ne esmiş. Ha rüzgara alamamış. Göre demek ki koku yalıyı. Örüsker Taşköprü tarafta esiyordu. Ben de Kastamonu tarafta duruyor hani bu yanda mesela. Örüsker on diyandan esiyor. Onun kokusu ben diye geliyor. Kimin ben aklına geliyor geceleyin oraya gitmek ya? Kamasın sen bu işte arkadaşlar. Uyandım ya uyumayacağım be koca dedim bunu vurmayınca ya. Ya sınır katmış birbirine ya. Şerefsiz ya. Bir abi bakırın yeriye de olsa bir sabahı da bir tek bir şey komuyor ya. Bir tarla mısır bozuyor hiç komuyor. Ya onun bozduğu şey hayvan da yemiyor ya. Yok canım inek falan yemiyor bir daha onun yemiyor yediği şey. Ya, kokuyor ya. Hele bir de siyerse işerse içine. Kok pislik yani. La gayla kuştan korktular koyunlar. La, kuştan mı korktular? Evet arkadaşlar. Kambasa sen babamın yavaş yavaş uykusu açılmaya başladı. Kız. Gel. Kız. Gerisin geri git yel arkadaş. Bunlar ot düşmanı ya. Bunların bir şeye zararı yok. Öyle. Gel. Aslı. Kete. Aslı gel. Aslı gel. Burayı sevdiler baba, baksana yayılıyla. Ya sevdiler hiç değil işte, böyle bunları ot olacak. Doğru dürüst ot yok ama idare diye. Yani. Hava yağışlı diye, hava yağarsa yine çıkar ot.
Samların depoları da boş oldu yağmur yağmıyor diye. Birden kurudu ortalık. Aslında çok, çok güzel yağmurla yağdı ya. Bu sene. Hava yağdan mı yani? Çok sıcak oldu çok. O kadar çok sıcak oldu ya. Çok sıcak oldu. Kurudu her yer. Irmak da kalmadı su ya. Irmak da su kalmadı ya. Doğru. Doğrudur bu. Çocuk gel 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 gel. Çocuk çocuk. Bak bak bak. Gel gel gel. Yalcı. Ay yalcı. Arkadaşlar babam artık yavaş yavaş gidiyor. Ben de köye gidiyorum. Baba buradan hadi dünyanın her tarafını selamlı. Küçüklerin gözlerinden öperin, büyüklerin de ellerinden öperin. Eyvallah baba. Herkesin de sana çok selamı var. Soruyla kamasa sen nerelerde diye. Sarımsak işi olduğu için babamı çekemedim arkadaşlar videosunu. İleriki zamanlarda yine kıyı yola gideriz, çekeriz. Bütün herkesten Allah razı olsun. Herkesin yanında sevgin saygın olacak. Eyvallah. Sevgin saygın olmadıktan geri bu dünyada boşa yaşamayacağım. Koçu kurban edeceğim Fatih Basar. Gel gel. Evet. Gel. Ananı neye karışıyor? Ben de bunu keseceğim. Gel. Gel. Nasıl? Güzel maşallah. Koç iki ya bite. Koyunlara yeter. Evet. Allah kabul etsin şimdiden. Ya çay sarımsak demleyeceklerin çayımı da şimdilik yani. Yanıma bir seneye geldiği zaman yetmiyor çay yani. Tamam uğrarız o zaman öğleden sonra falan. Öğleden sonra falan uğrarsın gel oraya. Tamam mı oldu? Bir işin var mı? Sarımsakları halledeceğiz işte. Onları düzeltiyoruz. Tamam. Hassafat. Aslı'nın kulusunu. Aslı. Aslı'nın kuzusu mu? İkinci kuzu boynuzlu oldu la. La bunun kanlı kuzusunu satmışsınız ya. Ben nereden bileyim abi bu Aslı'nın kuzusu olduğunu? Bu ikinci kuzusu la bunun. Gel oğlum. Bassa. Kuyruğa bassa Fatih. Yumurta gibi. Bunu sobada sızarken onun anasını Aslı Türk'ü çağırıyordu. Kuzunun adı Aslı oldu. Aslı da önce geliyor şimdi. Ya. Gövgülü erkeğe koyunum olsa Aslı kızım dediğim uçtuğuna geliyor kamsırı. Hani sanatçı türkü söylüyordu televizyonda. Ben de kuzuyu ısıtıyordum. Zemeriydi soğuk hava. La dedim şu cıttık ısıtıyordu kuzuyu dedim hani şöyle. Aslı Şahim'den işte türkü bilmem bir şeyle dedi. Ben de Aslı oldum kuzunun adına. Alışmış canım sana Aslı diye bağırınca hemen geliyor. Aslında Şemsiyesi, azı babamın arkadaşlar sırtında. Bak şu şunun anasına bayı. Bunun anasına merinos koç atladıydı bak. Aynı tüyü merinos koçtu tüyü gibi. Bak boynuzlar da var bak merinos gibi. Bak kuyruklu oluyordu. Yani böyle oldu. Evet yine. Kuyruksuz merinos koyunu atladıydı bunun anasını. Anladım. Anasının merinos varsa koyundan bak. Aynı merinos koyun gibi kuzluyu. Yalnız kuyruğu değişik oluyor. Oldu bu. Sana kolay gelsin. Hadi hayırlı işler. Eyvallah. Arkadaşlar Allah'a emanet olun.